Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sardalya yapacağım. Bunun için balıkçıdan temizlenmiş halde aldığım sardalyalar var. Onları iki sardalyayı birbirine birleştirip hazırladığım sosa batırıp yağda kızartmış olacağım. Şimdi malzemeleri sıralıyorum. Balıkçıdan temizlenmiş olarak aldığım yarım kilo sardalya. Bunların yapılış şeklini göstereyim. Yıkandıktan sonra sardalyaların iki parçasını elime alıyorum. Şöyle. Diğer parçayı da elime alıp ikisinin kuyruk kısımlarını birleştirip şöyle birbirine yapıştırmış oluyorum. Ve bu şekilde hazırladığım sardalyaları hazırladığım sosa mısır ununa batırıp kızartmış olacağım. Şimdi malzemeleri gösteriyorum. Mısır unu, içerisine biraz tuz kattım ve tuzla beraber zevke göre tuz miktarı zaten karıştırmış oldum. Yine 4 adet sarımsağımız var. Bunları da ezip sosun içine katacağım. Sos için 1 yemek kaşığı yoğurdumuz, 2 adet yumurtamız, şöyle 1 tatlı kaşığı kadar sirke koyacağım. 1 miktar tuz koyup sosu hazırlayacağım. Daha sonra una beleyip sosa batırıp yağda kızartmış olacağım. Kızartmak için de 1 bardak çay bardağı sıvı yağımız var. Yine sosa koymak üzere yarım limon suyumuz var. Şimdi sos yapımına geçiyorum. 1 yemek kaşığı yoğurdumuzu bıraktım içerisine. Yumurtamızı kırıyorum. Bunların hepsini beraber çırpmış olacağım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar sirke. Soda da kullanılabilir ama ben sirke kullanıyorum. Şöyle bir miktar da tuz ve sarımsaklarımızı da şöyle ezdikten sonra içerisine katmış olacağım. Bu miktar yeterli zaten. Limon suyumuzu ilave ederken çırpmaya geçiyorum. Şöyle limonlu, sirkeli, yumurtalı, yoğurtlu bir sos elde ediyoruz. Sosun içinde un ya da mısır unu yok. Sadece yumurtayla limonla oluşan, sirke, sarımsak, tuzla oluşan bir sosumuz oluştu. Sarımsağımızın bir tanesi şöyle şurada kalmış. Onu da ezelim. Böylece tüm sarımsakları kullanmış olduk. Birazdan yapılışını göstermiş olacağım. Sosa ve una, mısır ununa batırdığım balıklarımızı granit tavamıza yerleştiriyorum. Altını da hızlıya alıyorum. Şöyle iki yüzünün de nar gibi kızarmasını sağlamış olacağım. Daha sonra kalan balıkları da soslayıp unlayıp kızartmaya devam edeceğim. Şu şekilde kızarmasını bekliyoruz. Sardalya balıklarımız şöyle nar gibi kızardı. Diğer yüzlerini de çeviriyorum. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet ve görünüm elde etmiş. Çok çok tutucu bir balık yemeği olmuş oldu. Yumurtası, yoğurdu. Kızarırken
Çok etrafa sıçramayız da ayrı bir güzellik. Bu şekilde kızartıyoruz. Kızaran balıklarımızı alıyorum. Arkası önü böyle nar gibi kızardılar. Sardalyalarımız. Bu şekilde. Diğer balıklarımızı da aynı şekilde kızartıp bunun tabağımıza almış olacağız. Bunlar henüz kızarmadı. Bunlar iyice kızarmaya devam ediyor. Burada hazırladıklarımı da atayım içerisine. Balığımızı alıyoruz. Sosumuza batırıyoruz. Unumuza batırıp kızartma tavasına yerleştiriyoruz. Sos ve mısır unu. Sardalyalarımız kızardı. Şöyle tabağımıza alıyorum. Arkası önü çok güzel nar gibi pişti. Enfes kokular yayıldı. Sizlere de bu şekilde sardalya balık, istediğiniz balıkta bu sosu kullanabilirsiniz. Yapmayı tavsiye ediyorum. Sunum tabağında görüşüyoruz. Sülenin mutfağında bugün sardalya balık yaptım. Soslu bir şekilde. Çok lezzetli bir görünüm oldu. Enfes oldu. Sizleri de Tülin'in mutfağını beğenmeye, abone olmaya davet ediyor. Hoşça kalın diyorum.